Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde ikinci sınıf çarpma işlemi konusunun bütün detaylarıyla öğreneceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, öncelikle sorularla başlıyoruz çocuklar. Sorularımızı çözmeye başlayalım. Ne demiş? 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3. Bu toplama işlemini nasıl yaparız? Şimdi sürekli aynı sayılar toplandığı için, 3'ler yan yana toplandığı için biz bu işlemin sonucunu 3'er ritmik sayarak bulabiliriz. Hemen üçer ritmik sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. Evet devam edelim. 4 artı 4 artı 4. Bu toplama işlemini nasıl yaparız? Sürekli aynı sayılar yan yana toplandığı için dörder ritmik sayarak bu işlemin sonucunu bulabiliriz. Sayalım. 4, 8, 12. Diğer soruya bakalım. Evet sürekli ikiler toplanmış. Aynı sayıların toplamını görüyoruz yine. O zaman bu sorunun cevabını nasıl bulabiliriz? İkişer ritmik sayarak bulabiliriz. Sayalım. 2 4 6 8 10 12. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bu sefer 5'lerin toplamını görüyoruz. Aynı sayıların toplamı. O zaman 5'er ritmik sayarak bu toplama işleminin cevabını bulabiliriz. Hemen yapalım. 5 10 15 20. Evet ilk sorularımızın ilk sayfamızın cevabı bu şekilde. Devam edelim. Şimdi de çarpma işlemi ne anlama geliyor buna bakalım. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasına çarpma işlemi denir. Çarpma işleminin sembolü çarpı işaretidir. Şurada gördüğünüz kırmızı işaret neymiş? Çarpı işaretiymiş çocuklar. Evet Burada demiş ki 3 kere 4 eşittir 12. Şimdi çocuklar çarpma işleminde yani çarpım tablosunda sayıları okurken, işlemleri okurken bunların farklı okunuşları var. Evet 4 tane farklı okunuşunu gördüğünüz gibi yan tarafa yazdım. Şimdi bakalım bu işaretin ismi çarpı. O yüzden ilk okunuşumuz nasıl? 3 çarpı 4 eşittir 12. Yazalım. 3 çarpı 4 eşittir 12'dir. İkinci okunuş ise şu işaret kere olarak okunabilir. Kere. O zaman diyoruz ki 3 kere 4 eşittir 12. Yazalım. 3 kere 4 12'dir. Evet diğer bir okunuşu da şu işaretin katı demektir çocuklar. Katı. O zaman diyoruz ki 3'ün 4 katı 12'dir. Yazalım. 3'ün 4 katı 12'dir. Evet çarpı işaretinin diğer bir okunuşu da ve bizim en fazla kullanacağımız şey de tanedir. Yani ne anlama geliyor? 3 tane 4 eşittir 12. Yazalım. 3 tane 4 eşittir 12'dir. 3 tane 4 ne demek? Yani 3 tane 4'ün toplamı. 3 tane 4'ün toplamı eşittir 12. 3 kere 4 ne demekmiş? 3 tane 4'ün yan yana toplanması demekmiş. Şimdi bunlarla ilgili çocuklar çok sayıda soru çözeceğiz. Daha iyi anlamış olacaksınız. Çarpı işaretinin tane anlamına geldiğini hiç unutmayalım. Soruları çözerken en fazla bu bilgiyi kullanacağız. Evet şimdi devam edelim. Evet bu soruları hatırladığınızı biliyorum. Çünkü ilk sayfada bu soruları çözmüştük. Hatırlarsanız üçer ritmik sayarak bulmuştuk. 3 6 9 12 15 diye ritmik sayarak bulmuştuk cevaplarını. Peki şimdi nasıl yapacağız çocuklar? Çarpma işlemi yoluyla bunların cevabını bulacağız. Şimdi bakalım çarpma işlemiyle nasıl buluruz? Burada kaç tane 3 var? 1 2 3 4 5. 5 tane 3 var burada. Peki biz önceki sayfada ne dedik? tane demek her zaman çarpı demektir. Yani 5 çarpı 3. 5 çarpı 3. 5 çarpı 3 ne demektir? 5 tane 3'ün yan yana toplanması. 5 kere 3 kaçtır? 15. O zaman biz de buraya 15 yazıyoruz. Şimdi devam edelim. Bakalım 4 artı 4 artı 4. Burada kaç tane 4 var çocuklar? 1, 2, 3 tane var. Hemen yazalım. 3 tane 4 yan yana toplanmış değil mi? 3 tane 4 var. Peki biz tane yerine her zaman ne diyorduk? Çarpı işaretini koyuyorduk. Yani 3 tane 4, 3 kere 4 demektir. 3 çarpı 4 eşittir 12. O zaman hemen yazıyoruz buraya da 12. Şimdi hemen alttaki soruya bakalım çocuklar. Bakalım burada kaç tane 2 yan yana toplanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2 yan yana toplanmış. 6 tane 2. Peki biz tane yerine her zaman ne diyorduk? Çarpı demiyor muyduk? Evet. O zaman 6 tane 2 demek 6 çarpı 2 demek. 6 çarpı 2 eşittir. 12 çocuklar. Hemen yazalım. 12. Devam ediyoruz. Evet. Hemen alttaki soruya bakıyoruz. Burada kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 5 var. 4 tane 5. Peki biz tane yerine ne diyorduk her zaman? Çarpı. Evet. O zaman ne oldu? 4 çarpı 5 eşittir 20. Buraya da 20 yazıyoruz. 4 kere 5 ne demek? 4 tane 5'in yan yana toplanması. Yani şöyle. 6 çarpı 2 ne demek? 6 tane 2'nin yan yana toplanması. 3 çarpı 4 ne demek? 3 tane 4'ün yan yana toplanması. Bakın 3 tane 4. 5 kere 3 ne demek? 5 tane 3'ün yan yana toplanması. Bakın 5 tane 3 yan yana toplanmış. Evet devam edelim. Çarpının tane anlamına geldiğini unutmayalım çocuklar. Örneğin 3 kere 4 diyorsa 3 tane 4'ün toplanması. 2 kere 5 diyorsa 2 tane 5'in yan yana toplanması. Her zaman çarpma işaretini tane olarak okuyalım. Evet şimdi de bir soru çözelim çocuklar. Diyor ki yukarıdaki şekilde kaç elma olduğunu çarpma işlemi yoluyla bulunuz. Hemen bakalım. Evet burada kaç tane elma var? 1 2 3 tane. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç tane. Burada da üç tane var. Burada da üç tane var. Evet. Şimdi biz burada toplamda kaç tane elma olduğunu nasıl bulabiliriz? Şimdi öncelikle üçer ritmik sayarak bulabiliriz değil mi? 3, 6, 9, 12 tane elma olduğunu bulabiliriz. Ama bize ne demiş? Çarpma işlemi yoluyla bulunuz. Çarpma işlemi yoluyla nasıl buluruz çocuklar? Hemen yapalım. Burada kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4 tane 3 var. O zaman hemen yazalım. Yukarıda 4 tane 3 var. 4 tane 3'ün toplamını soruyor bize. Peki tane ne demekti? Çarpı değil miydi? Evet. O zaman diyoruz ki 4 çarpı 3. 4 çarpı 3 kaçtır? 12'dir. Yukarıda 12 tane elma var. Aslında ritmik sayarak da cevabı bulunabilir ama biz çarpma işlemiyle bulmaya çalışalım. Devam ediyorum. Günde 5 sayfa kitap okuyan Ömer 4 günde kaç sayfa kitap okur? Evet hemen şöyle yazalım. Ömer 4 gün kitap okumuş değil mi? Yazalım buraya. Birinci gün. ikinci gün. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Şöyle yazdık. Evet diyor ki günde 5 sayfa kitap okuyan her gün kaç sayfa kitap okuyormuş? 5 sayfa. 5 5 5. Diyor ki 4 günde toplam kaç sayfa kitap okur? O zaman ne yapıyoruz? Bunları toplayarak 4 günde Ömer'in kaç sayfa kitap okuduğunu bulabiliriz. Hemen yapalım. 5 10 15 20. 20 sayfa kitap okumuş. Peki çocuklar bunu çarpma işlemiyle çözmek isteseydik nasıl çözerdik? Şu şekilde çözerdik. Şimdi ritmik saymayla cevabı bulduk 20. Peki bunu çarpmaya dönüştürelim nasıl olur? Yukarıda 4 tane 5 var. Yani 4 tane 5'in toplamı değil mi? Peki taneye ne diyorduk biz? Çarpı diyorduk. O zaman diyoruz ki 4 çarpı 5. 4 çarpı 5 eşittir 20 sayfa kitap okumuştur. Evet, bu kadar basit. Şimdi sileceğiz ve diğer sorumuza bakacağız. Evet, Ayça 6 kalem satın aldı. Kalemlerin tanesi 3 lira olduğuna göre satıcıya ne kadar para ödemiştir? Hemen bakalım. Ne diyor? Ayça 6 kalem satın aldı. 6 tane kalem çizelim. 1 2 3 4 5 6 tane kalem. Diyor ki kalemlerin tanesi 3 lira. Kalemlerin tanesi ne kadarmış? Her bir tanesi 3 liraymış. Yazıyorum altlarına. 6 tane kalem var. Her bir tanesi 3 lira. Buna göre satıcıya ne kadar para ödemiştir? Ne kadar para ödediğini bulmak için hepsini toplamamız gerekiyor. 6 kalem almış, her bir tanesine de 3 lira para vermiş. O zaman toplamda ne kadar para ödemiştir? Hemen bakalım. 3 6 9 12 15 18 lira para ödemiş. Peki bu soruyu ritmik sayarak değil de çarpma işlemi yoluyla bulmak isteseydik nasıl bulurduk çocuklar? O da şöyle olurdu. Yukarıda kaç tane 3'ün toplamı var? 1 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane 3'ün toplamını istiyor bizden değil mi? Peki tane yerine biz ne diyorduk her zaman? Çarpı diyorduk. O zaman diyeceğiz ki 6 çarpı 3. 6 çarpı 3. 6 kere 3 kaçtır? 18 lira para ödemiştir. Hem ritmik sayarak bulabildim hem de çarpma işlemi yoluyla bulabildim. Ama çarpma işlemi toplama işleminden daha kısa. Bunu görebiliyoruz. O yüzden her zaman soruları çözerken çarpma işlemini yapmayı, toplamaya yapmayı tercih edelim. Evet şimdi sıfır ile çarpma işlemi konusuna geldik. Sıfırla çarpma işlemi biraz farklı oluyor. Hemen bakalım nasılmış. Diyor ki bir sayının sıfır ile çarpma sıfırdır. Sıfır çarpma işleminde yutan elemandır. Yutan ne demek? Yani hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın onu yutan, yok eden. Yani sıfırla biz hangi sayıyı çarparsak çarpalım. Sonuç sıfır çocuklar. Diğer sayıları yutuyor. Şimdi bakalım. Sıfır kere üç. Ne yaptı? Yuttu bunu. Cevap sıfır. Sıfır kere on. Sıfır ne yaptı? Bunu yuttu. Sıfır. Dört kere sıfır. Dördü sildik. Cevap sıfır. Bunu bu sıfır olacaktı. Yanlış yazmışım. 7 kere 0 0. Evet 7'yi yani sıfırı hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonuç sıfır olur çocuklar. Kafamız karışmasın böyle sorularda. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de 1 ile çarpma işlemi. Çarpma işleminde zaten 2 tane önemli sayı var. Bir tanesi 0, diğeri de 1. Evet 0'ı öğrendik. 0 nasılmış? Hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonuç 0. Şimdi de 1'e bakıyoruz çocuklar. Evet diyor ki 1 ile herhangi bir sayının çarpımı yine o sayının kendisidir. Bir çarpma işleminde etkisiz elemandır. Yani bir şeyi 1 ile çarptığınız zaman sonuç o sayının kendisi oluyor. Şimdi bakalım. Diyor ki 1 çarpı 9. Biz çarpıyı her zaman tane olarak okumuyor muyduk çocuklar? Evet 1 tane 9. Bir tane dokuz nedir? İşte bir tane dokuz. Bir kere dokuz, dokuz. Şimdi bakalım. Bir kere yüz, yüz. Birin hiçbir etkisi yok. Etkisiz eleman, etkisiz eleman. Direkt o sayıların kendisi sonuç oluyor. Beş kere bir. Şuraya tane diyelim. Tane. Beş kere bir ne demek? Beş tane birin toplamı. Beş tane birin şöyle yan yana toplamı. Kaç olur? 1 2 3 4 5. 3 kere 1 yani 3 tane 1'in yan yana toplamı. 1 1 1 toplarsak kaç olur? 3. Evet, hemen inceleyelim. 5 kere 1 5 oldu. 3 kere 1 3 oldu. 1 kere 100 100 oldu. 1 kere 9 9 oldu. Yani bir sayıyı 1 ile çarptığımızda sonuç çarpılan sayının kendisi oluyor. 1'in hiçbir anlamı, hiçbir önemi yok tamamen etkisiz eleman. Bunu da unutmayalım. Ve siliyoruz çocuklar. Evet şimdi bu çarpma işlemlerini yapalım. Çarpma işlemi nasıl yapılır? Bakıyoruz. 3 kere 2. 3 kere 2 ne demektir? Bunun anlamı neydi çocuklar? Taneydi. Değil mi tane? 3 tane 2 parmaklarımızı 3 yapıyoruz ve her bir tanesinin 2 olduğunu farz ediyoruz. 2 4 6 Evet devam edelim çocuklar. Diyor ki 4 kere 5. Bunun anlamı ne demekte çocuklar? tane değil miydi? tane. Yani aslında diyor ki 4 tane 5'in toplamı nedir? Parmaklarımızı 4 yapıyoruz ve her bir tanesinin 5 olduğunu düşünüyoruz. 5. O zaman nedir sonuç? 5 10 15 20 Şimdi devam ediyoruz çocuklar. 5 kere 3. Bunun anlamı ne demekti? tane demekti. Yani 5 tane 3'ün toplamı. Ellerimizi 5 yapıyoruz ve her bir tanesinin 3 olduğunu düşünüyoruz. Ellerimizi 5 yaptık. 3 6 9 12 15. Devam edelim çocuklar. Evet iki kere dört. İki kere dört ne demek? Yani iki tane dört. İki tane dört. Ellerimizi iki yaptık ve her bir tanesinin dört olduğunu düşünüyoruz. Dörder elimizi iki yaptık. Dörder dörder ritmik sayacağız. Dört, sekiz. Evet şimdi diğerine bakalım çocuklar. Beş kere iki. Yani beş tane iki. Ellerimizi beş yaptık. İkişer ikişer ritmik sayacağız. İki, dört, altı, sekiz, on. Evet devam ediyoruz çocuklar. 2 kere 3 ellerimizi 2 yapıyoruz ve 3'er 3'er ritmik sayıyoruz. Elimizi 2 yapıp 3'er ritmik sayacağız. Evet 3 6 Devam edelim. 5 kere 4 elimizi 5 yapıp 4'er ritmik sayacağız. 4 8 12 16 20 Devam edelim. 3 kere 5 yani 3 tane 5 ellerimizi 3 yapıp 5'er ritmik sayıyoruz. 5 10 15 Evet 4 kere 2 4 kere 2'yi nasıl yapıyoruz? E, parmaklarımızı 4 yapıp 2'şer ritmik sayıyoruz. Yap, yaptık hemen 2 4 6 8 Evet devam edelim çocuklar. Evet devam ediyoruz. 2 kere 5 ellerimizi 2 yapıyoruz ve 5'er ritmik sayıyoruz. 5 10. Evet şimdi çocuklar burada dikkat etmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Şunları silelim biraz daha düzenli gözüksün diye. Şöyle silelim. Evet çocuklar. Şimdi buraya çok dikkatli bir şekilde bakalım. Bu söyleyeceğim şey çok önemli. Şimdi bakıyoruz. 3 kere 2 6, 2 kere 3 de 6. Bakın burada 3 ile 2'yi çarpmış, burada 2 ile 3'ü çarpmış. Fark ettiniz mi? Sadece sayıların yeri değişmiş ama sonuç değişmemiş. İkisinin de sonucu 6. Buraya bakalım. 4 kere 5 20, 5 kere 4 de 20. Yani bakın burada önce 4 sonra 5 var. Burada önce 5 sonra 4 var. Sadece sayıların yeri değişmiş ama ikisinin de sonucu 20. Buraya bakalım. 5 ile 3 burada 3 ile 5'in çarpımı var. Ve her ikisinin de sonucu 15. Sonuç değişmemiş. Burada 2 ile 4'ü çarpmış. Burada 4 ile 2'yi çarpmış. Ama ikisinin de sonucu 8. Buraya bakalım 5 ile 2'yi çarpmış. Burada 2 ile 5'i çarpmış. Ama ikisinin de sonucu 10. O zaman çarpma işleminde şöyle bir kural var diyoruz. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişse bile sonuç değişmez. 4 kere 5 de 20'dir. 5 kere 4 de 20'dir. 2 kere 4 de 8'dir. 4 kere 2 de 8'dir. Fark etmiyor. Burada ellerimizi 2 yapıp 4'er ritmik sayıyoruz. Burada elimizi 4 yapıp 2'şer ritmik sayıyoruz. Veya şuraya bakalım. Burada parmaklarımızı 5 yapıp 2'şer ritmik saydık. Burada parmaklarımızı iki yapıp beşer ritmik saydık. Ama her ikisinde sonucu aynı. Bu kuralı aklımızdan çıkarmıyoruz. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişse bile sonuç değişmez. Yerlerinin değiştirilmesi sonucu değiştirmez. Evet dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.